Hadi sonra ortaya çık ve benimle dövüş. Sana iyi bir ders vereceğim. Lütfen bana zarar verme. Muhteşem Zorro. Ha? Tıpkı bir bebek gibi oldu. Gonzales. Evet anne. Zorro'yu yendiğin için istediğin kadar yemek yiyebilirsin hayatım. Aa, işte buna çok sevindim. Gonzales uyan. Çavuş Gonzales uyan. Tamam anne. Sen dünyanın en iyi aşçısısın. Bir kez olsun mideni düşünmekten vazgeç ve derhal uyan. Aa, bunlar da çok lezzetli görünüyor. Çavuş Gonzales, eminim ki çok güzel rüyalar görüyordunuz değil evet, mi? Evet efendim. Çok özür dilerim efendim. Sen nerede olduğunu zannediyorsun? Dinlenme kampında mı? Git ve binanın etrafında tam 20 tur at. Hemen başla çabuk. Derhal görüş alanımdan uzaklaş. Peki efendim. Hey çavuş, sana ne oldu? İyi misin? Hemen yiyecek bir şeyler getir bana. Yiyecek bir şeyler istediğine emin misin? Çavuş, ordu seni bu kadar zorluyorsa neden bırakmadığını anlayamıyorum. Bilmem, ben bir çavuşum sonuçta. Bu işten başka yapmayı bildiğim bir şey yok ki. Senin tek yeteneğinin yemek yemek olduğunu düşünüyorum. Ne dedin sen? Bir şey yok. Şu anda sıradan bir memur olduğumu biliyorum ama cesaretim sayesinde bir gün çok iyi bir terfi alacağıma ve annemin benimle gurur duyacağına da eminim. Görürsünüz hepiniz. Oo, bunlar harika haberler olur çavuş. Ve o gün geldiğinde aldığım maaşla sana olan borcumu da ödeyeceğim, merak etme. Yemekler çok lezzetliydi bu arada. Ah, şansa bak. Ah, dizlerimin ağrısı beni öldürüyor. Sadece bekleyin ve görün. Bir gün büyük bir terfi alacağım ve ondan sonra kimse bana Gonzales şunu yap, Gonzales bunu yap diyemeyecek. Beni daha fazla itip kakamayacaklar. Ve o gün geldiğinde beni kimse durduramayacak. Hiç kimse. Bu bir hırsız. Ha, dur bir dakika. Bu benim cesaretimi gösterebileceğim bir şans olabilir. Evet haklıymışım. Şimdi onu yakalayacağım. Dizlerim beni öldürüyor. Hey geri gel. Gel buraya. Hırsız. Hırsız. Ne? Hırsızın o tarafa gittiğini mi söylüyorsun yani? Tamam korkmayın. Onu yakalayacağım. Gel buraya seni sersem. Hangi yöne gittiğini biliyorum ama ne tarafa gittiğini göremedim. Çok üzüldüm. Tatlı rüyalar çavuş. Yani Gonzales'in hırsız olduğunu mu söylüyorsun? Bu doğru. Bayan Dacia'nın evindeki mücevherleri çalarken görüldüğünü söylüyorlar. Buna inanamıyorum. O bu tarz bir insan değildir. Herkes bunu konuşuyor. Bu doğru olmalı. İnanması çok güç. Neredeyim ben? Yoksa öldüm mü ha? Olamaz. Hala yaşıyorum. Acaba saat kaç oldu? Kaleye dönmem gerekiyor benim. Size söylediğim gibi bir askerdi. Lütfen biraz sakin olmaya çalışın bayan. Nasıl sakin olabilirim? O mücevherler ölen kocamdan bana kalan tek anılardı. Ne yapmalıyım? Onların çalınmasından dolayı kendimi nasıl affedeceğimi bile bilemiyorum. Nasıl affedeceğim? O hırsızın yakalanması için her şeyi yapacağız. Ancak bir ödül teklif ederseniz mücevherlerinizin bulunması daha kolay olur. Nasıl bir ödül? Mücevherlerinizin bulunmasını sağlayacak bilgileri verecek kişiye vaat edilen bir ödül. Eğer mücevherlerimin bulunmasını sağlayacaksa her türlü ödülü vermeye razıyım. Güzel. Üzülmeyin, mücevherlerinizi bulacağız.
Teğmen Gabriel Gonzales'in tutuklanması emrini verin. Bu konudaki emirlerim yeterince açık mı Teğmen? Evet efendim. Acele etsem iyi olacak. Yine geç kalırsam komutan Raymond beni mahvedecek. Aa, hırsız geliyor. Ne hırsızı? Nerede hani? Hırsız! Ben mi hırsızım? Ben Çavuş Gonzales'im, hırsız değilim. Ve siz de bunu biliyorsunuz. İşte orada. Kaçmasına izin vermeyin. Ne yapıyorsunuz? Ben Çavuş Gonzales. Ateş! Ya, anlamıyorum. Bu çok saçma. Neden beni kovalıyorlar ki onlar? Aa, inanamıyorum. Aa. Gonzales için iyi bir ödül. Mücevherler için 100 altın. Sadece Gonzales'i yakalamak için de 50 altın. Yani sence onu yakalamalı mıyım? Don Diego, size daha önce söylemiştim. Aa, yapma Maria, neden bu kadar cimrisin ki? Evet Maria, ikimize de birer dilim yeterli. Hayır. Sanırım gitsem iyi olacak. Çok acıktım. Şu anda ne bulsam onu yiyebilirim. Ben de öyle. Maria, hemen odama gelir misin lütfen? Hemen geliyorum. Hey, başardık Bernard. Evet Diego, acele edelim. Evet. Ah, ne güzel kokuyor. Buna daha fazla dayanamayacağım. Bu da ne? Çavuş Gonzales. Yani sizin anlayacağınız her şey çok kötü. Kimsenin yüzüne bakamıyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Hadi ama çavuş, kendinize gelin. Her şey berbat. Benim işim bitti. Eğer masumsanız bunu komutan Raymond'a söyleyin. O size inanır. Zaten esas sorun da orada. Bana inanmayacaktır. Bana asla inanmadı o çünkü. Neden size inanmasın? Bilirsiniz işte. Beni hiçbir zaman sevemedi. Bana her zaman bir sersemmişim gibi davrandı. Neden inanmasın? O kıdemli bir subay değil mi? Onun benim üstüm olduğunu biliyorum ama yine de bana inanmaz. Neden ordudan ayrıldığını anlatmıştın. Peki ya ordunun sana ne faydası oldu ki? Hah, yemeklerim bedavaya geldi. Tüm üniformalarımı ve ayakkabılarımı verdiler. Yatacak yer de verdiler. Ben çok fakir bir ailede doğdum. 6 kardeşim 5.'siydim ben. Hiçbir zaman yeterli yiyeceğimiz olmadı. Yeni kıyafetler alacak paramız bile yoktu. Hep kardeşlerimin eskilerini giymek zorunda kaldım ama ordu size bakar. Orduda yaşadığım hayat benim için bir hayal gibiydi. Tüm bunların dışında anneme terfi alacağım ve ona daha iyi bakacağım konusunda söz verdim. Tabii artık bunları unutmalıyım çünkü herkes benim bir hırsız olduğumu düşünüyor. Böyle vazgeçmemelisiniz. Masum olduğunuzu ispatlamanız gerekiyor. Evet ama bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum. Çavuş, peki ya annenize verdiğiniz söze ne olacak? Çavuş Gonzales, siz çok şanslısınız. Benim annem de babam da yok. Üzgünüm. Hırsızın yüzünü hatırlıyor musunuz? Nasıl görünüyordu? Evet, öyle bir yüz asla unutmam. Size anlatayım. Tamam, bu durumda gidip onu hemen yakalayalım. Peki ama nerede olduğunu bilmiyoruz, öyle değil mi? Eminim mücevherleri kendine saklamayacaktır. Kasabada onları satabileceği birini arayacaktır. Biz de bu kasabada hırsızdan mal alacak kişiyi bulacağız. Kim peki, Brown mu? Tam isabet. Tek yapmamız gereken hırsız onunla iletişime geçene kadar Brown'u gözetlemek, tamam mı? Diego! Diego neredesin? Ha? Sonunda seni buldum Diego. Evet. Ne yapıyorsun? Hiçbir şey. Ah tamam. Çavuş Gonzales'e neler olduğunu duydun mu? Evet. Sorun nedir? Burada neler oluyor? Bernard, ikinizin burada ne yaptığınızı anlat hemen bana. Hiçbir şey, kesinlikle hiçbir şey. Sana inanmıyorum. Tuhaf davranıyorsunuz. Benden bir şeyler saklıyorsunuz. O da ne? Çavuş Gonzales. Benimle gelmemeliydin, biliyorsun değil mi Lolita? Sersem gibi davranma Diego. Hırsızı tek başına yakalayamayacağını sen de biliyorsun. Onu yakalamak çavuşun işi, benim değil. Benim mi? Masum olduğunuzu ve cesaretinizi ispatlamak istiyordunuz değil mi? Evet öyle ama bu kıyafetlerle... pek de cesur biri gibi görünmüyorum. Çavuş, sana uyan tek kıyafet Maria'nınkilerdi. Bu kıyafetler içinde çok şirin görünüyorsunuz çavuş. Kimse çok yaklaşmadığı sürece sizi bu kıyafetlerle tanıyamaz çavuş. Kork.
Korkmayın, kimse sizi tanımayacak. Ben bunun için korkmuyorum ki. Çavuş, her şey iyi olacak. Ve tüm bunları annenizin sizinle gurur duyması için yaptığınızı unutmayın. Aa, evet, evet, biliyorum. Hırsız eninde sonunda buraya gelecektir. Lolita, burada ne yapıyorsun? Ah baba! Merhaba, Diego sen de buradaymışsın. Merhaba Bay Carlos. Merhaba. Sanırım burada boşa vakit kaybetmeye hiç gerek yok. Gonzales'i hep beraber aramalıyız. Biliyorsunuz ki büyük bir ödül var. Özür dilerim, bayanı görmemiştim. Bu bayan da kim? Nasıl tanımazsın? O Maria. Evet Bay Carlos, bu doğru. Anlıyorum. Maria, neyin var? Hasta mı oldun yoksa? Evet, çok hastayım ben. Üzgünüm, bu çok kötü. İyiyim, iyiyim. Üzülmenize hiç gerek yok. Gayet iyiyim efendim. Sesine ne oldu? Çok tuhaf geliyor. Soğuk algınlığı falan mı? Baba, köşedeki dükkanda çok güzel kurdeleler satılıyor. Bana bir tane alır mısın lütfen? Lolita, ne diyorsun sen? Sana dün para vermiştim. Haklısın, vermiştin. Yani hepsini harcadın mı kızım? Evet baba, bana o kurdeleyi alacak mısın? Seni çok seviyorum. Lolita, sen korkunç bir kızsın. Seninle ne yapacağım? Teşekkür ederim babacığım. Maria, iyi olduğuna emin misin? Kendine iyi bak. Hadi ama baba. Hoşça kal. Bu gerginlik kendimi çok aç hissetmeme neden oldu. Evet, benim de. Anlıyorum. McBay mücevher satmak istiyor değil mi? Ve seninle yalnız görüşmek istiyor. Bunlar Bayan Desya'nın mücevherleri mi? Evet, aynen öyle. Ben de öyle düşünmüştüm. Gonzales kesinlikle böyle bir şey yapacak kadar yetenekli biri değildi. Bundan emindim. McBay mümkün olduğunca çabuk seni görmek ve mücevherlerden kurtulmak istiyor. Böylelikle ben de onları ucuza alabileceğim. Tamam, hemen gidelim buradan. Hadi. Gidip arabayı hazırlayayım. Tanrım, teşekkür ederim. Bu mücevherler sayesinde tekrar para kazanabileceğim. Muhteşem. Çavuş. Merhaba Lolita. Diego ve Bernard neredeler? Bana yiyecek bir şeyler aldılar ve gerisini kendim halletmem gerektiğini söylediler. Ne kadar ayıp. Evet, haklısın. Bu dünyadaki en şanssız adamım ben. Çavuş, ben sizinle kalacağım. Ne? Yanınızda birileri olmasını istiyordunuz. Gereken her şeyi ben yapabilirim. Bak, bu Brown. Sence şimdi ne yapmalıyız Lolita? Sakin olmalıyız. Sanırım hırsızla buluşmaya gidiyordum. Haklısın. O zaman onu takip edeceğiz. Tamam, hadi gidelim. Pekala, Yolunda gitmeyen bir şey mi var? Birileri tarafından takip ediliyor olabiliriz. Sadece hayal görüyorsun. Umarım haklısındır. Çavuş, çok obursunuz. Sadece çok acıktığımda, ki şu anda öyleyim. Evlenmemiş olmanızın nedeni bu olmalı Çavuş, öyle değil mi? Cidden böyle mi düşünüyorsunuz? Evet Çavuş, çünkü erkek güçlü olmalıdır. Dikkatli olun. Tatlım, sanırım bizi takip ediyorsun. Senin için yapabileceğim bir şey var mı söyle? Hayır. Ben sadece... Ve görünüşe göre arabanda seninle birlikte biri daha var. Bana kendini tanıtmak ister misin söyle? Bunu yapamam. Bıyıklı bir kadın mı? Ben sadece... Sanırım bıyıkla büyüleyici görünüyorsundur. Teşekkür ederim. Bir bayan görünümüne her zaman özen göstermelidir. Çabuk çık oradan. Çavuş. Yanlış bir hareket yaparsan onu vururum. Özel'e seni yakalayana 50 altın ödül veriyorlarmış. Görünüşe göre bugün çok kar edeceğim. Onlara göz kulak ol. Anlaşıldı mı?
Şimdi nereye? Figaro, ne oldu? Bu da ne? Bunlar Gonzales'in ekmekleri. Bu taraftan. Aferin Figaro. Geldiğiniz için teşekkür ederim Teğmen. Söyle bakalım, Çavuş Gonzales'i sen mi yakaladın? Vatandaşlık görevimi yaptım Teğmen. Efendim ben masumum, masumum ben. Bunlar tamamen bir yanlış anlaşılma efendim. Hırsız yakalamak için oradaydım ben, inanın bana. Kapa çeneni. Hanımefendi, şimdi söz vermiş olduğunuz ödülü alabilir miyim acaba? Mücevherlerimin nerede olduğunu söyleyemez misiniz? Korkarım ki hayır. Neden Çavuş Gonzales'e nerede olduklarını sormuyorsunuz? O yerlerini biliyor onu. Ben masumum, size söyledim, masumum ben. Hanımefendi, çok teşekkür ederim. O adama ödülü vermenize gerek yok Bayan Dalsia. Ha? Bu sesi tanıyorum. Aa, Zorro. Kılıç Zorro. Bir saniye lütfen. Bayan Dalsia, mücevherlerinize çalan kişi Gonzales değil. Ne? Ne demek istiyorsunuz? Eminim bu adam gerçek hırsızın kim olduğunu söyleyecektir. Sen neden bahsediyorsun? Ben vatandaş olarak görevimi yaptım ve şimdi gidiyorum. Hanımefendi, bu adamı dinlemeyin. Saçmalamayın. Hırsızın Gonzales olduğunu biliyoruz ve şimdi hoşça kalın. Zorro, bunu ödeyeceksin. Parayı ait olduğu yere bırak. Bunu nasıl yaptıracaksın? Şimdi anlıyorum. Sen ve Gonzales birlikte çalışıyorsunuz. Bunun doğru olmadığını biliyorsun. Eğer dövüşmek istiyorsan bunu Bayan Dalsia'nın evinde değil dışarıda yapalım. Nasıl istersen. Hadi Zorro. Hanımefendi, her şey yolunda. Sakın, sakın korkmayın. Hadi çavuş, gidelim. Nereye gidiyoruz? Gerçek hırsızı yakalayıp mücevherleri geri almak istemiyor musun? Tabii ki. Hanımefendi, izninizle. Acele et. Hey, beni bekle. Geri çekilin ve bunu bana bırakın. Zorro, hazırız. Sonra görüşürüz Teğmen. Kaçmalarına izin vermeyin. Sizi sersemler, peşlerinden gidin. Ne kadar vereceksin? Sana 80 altın verebilirim. Ne? Beni kazıklamaya mı çalışıyorsun? Mücevherlerin yerini söyleyene bile 100 altın verdiklerine göre en azından 500 altın ediyor olmalı. O zaman başkasına sat. Başkasını tanımadığımı biliyorsun. Pekala, bana satacak mısın, satmayacak mısın? Gerçekten çok güzel görünüyor dostum. Sence de öyle değil mi? İşte o, onu tanıdım. Hırsız işte oradaki adam. Sevgili dostlarım, pencereden dışarı bakın. Pekala Zorro. Teğmen benim Gonzales hırsızı ve ona yardım eden Brown'u yakaladım efendim, bakın. Hayır, bu doğru değil. Beni tehdit etti, yapabilecek hiçbir şeyim yoktu. Ben masumum, duydun mu, masumum. Kapa çeneni istersen, çavuş bana Zorro'nun nereye gittiğini söyleyin. Burada. Nerede? Orada. Zorro, günün birinde seni yakalayacağım. Teğmen, benim cesaretime ne diyorsunuz bu arada? Seni sersem, sana Zorro'nun yardım ettiğini bilmediğimi mi sanıyorsun? Ama Teğmen... Sonra ne oldu peki çavuş? Hiçbir şey, hala bana inanmıyor. Sana inanıp inanmaması önemli değil. Sen doğru olanı yaptın.
Vazgeçmeyin çavuş. Bir gün topluluk önünde cesaretinizi göstereceksiniz ve anneniz sizinle gurur duyacak. Evet, ama bunu kanıtlamamın en iyi yolu Zorro'yu yakalamak olabilir ancak. Zorro bana yardım etti. Neden Zorro bana yardım etti ki? Ben onun düşmanıyım. Hiçbir şey anlamıyorum. Cidden anlamıyorum. Hiçbir şey. Size yardım etti çünkü o iyi bir adam çavuş. Zorro ordunun yanlış yönetimine karşı, sizin gibi masum ve iyi insanlara karşı değil. O yüzden yapılacak en iyi şey onu yakalamaya çalışmaktan vazgeçmek çavuş. Evet, bu doğru olabilir ama hala ordunun emirlerine uymak zorundayım. Bernard, bu adam gerçekten imkansız. İmkansız olan nedir? Siz benim pastalarıma ne yaptınız ha? Söyleyin, yeni pişmiş pastalarımı çaldınız. Kaç Bernard!